Org kafa şeklinde kaydettiğimiz Mac dosyası üzerinden çalışmamıza devam edeceğiz. Karşıdan görünüşüne geçiyoruz. İlk olarak karşıdan görünüşten başlayacağız ve bu sefer bir plane ya da box kullanmayacağız çizim yapmak için. Bu sefer kullanacağımız şey çizim menüsündeki shapes kısmında line'ları kullanarak çizim yapacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Bunu şu şekilde yapacağız. Şöyle biraz yaklaşalım. Örneğin şurada gördüğümüz bir kareyi ele alalım. Bu karenin dört köşesinden line'ların köşelerini başlatarak 4 tane line çizerek bir kare oluşturacağız. Ve bunu yaparken de snap'lerden faydalanacağız. Line'ların kendilerine snap'lenmesini sağlayacağız. Max'in snap klavyeden kısa yol olarak S'ye bastığımız zaman snap özelliğinde arkadaşlar gridlere göre snap aldığı default bir ayarı vardır. Sağ tıkladığımız zaman bakın görüyorsunuz grid points. Grid points'e şu anda snapleniyor sadece ama ben grid points'e snaplenmesini istemiyorum. Vertex'leri snaplenmesini istiyorum. Çünkü her bir çizdiğim line'den sonraki vertex'i snapleyerek ikinci bir line'ı çizmek istiyorum. Bu yüzden ilk yapacağımız şey Snap menüsünde sağ tıklayarak grid points'i kaldırıyoruz ve vertex'i seçiyoruz. Daha sonra kapatıyoruz burayı. Şimdi artık başlayabiliriz. İlk önce alnın üst kısmında bulunan çizimi kolay olan bakın en son başladığım yere getirdiğim zaman vertex'i close spline diyor ve buna yes diyorum. Bakın burada yeni bir kare oluştu. Şimdi snap açık bir durumda. Yandaki kareden başlayayım çizime. Bakın kendisi otomatik snapliyor snapler açık olduğu için ve kapatması için de yine snapledi. Yes dedim. Bu şekilde arkadaşlar her bir gördüğümüz dörtgeni önce kolay olan taraflardan tamamlıyoruz line kullanarak. Üst kısımda alının üst kısmında bulunan çizimi kolay olan yerleri atlamadan her bir kareyi çizecek şekilde tamamlıyorum. Bakın bazı yerlerde bu şekilde geçişler olabilir. Bunlar çok önemli değil. Biraz ilerletelim. Yüzün alın kısmında bulunan kolay yerlerini, daha büyük yerlerindeki spline'ları tamamladıktan sonra artık göz şeperinin etrafında bulunan dar ve birbirine çok yakın yerleri çizmemiz gerekiyor. Bunun için de snap'ler arkadaşlar çizdiğimiz zaman sağlıklı bir şekilde istediğimiz noktada vertexleri sonlandırmamıza izin vermeyebilir. Snap'ler birbirine yapışabilir. Örneğin şuradan şu şekilde küçük bir çizim yapmak istediğim zaman eğer snap ayarınız düzgün değilse yani sağ tıkladığımız zaman snap dereceniz büyükse buna izin vermeyebilir. O yüzden sağ tıklıyoruz. Snaps kısmında vertex'i işaretlediğimiz yerin yanında options var. Options bölümünde arkadaşlar general sekmesinde snap preview, reduce, snap reduce var. Bunlar default değerleri yüksek olabilir. Bunları 10 piksele veya çizimimize göre 5 veya daha az da düşürebilirsiniz ya da ihtiyaç da duymayabilirsiniz. Sahnenize yerleştirmiş olduğunuz modelin büyüklüğüne göre değişir bu. Burada piksel derecesini oynayarak çiziminizin istediğiniz detayda snaplenmesini sağlayabilirsiniz. Benim için 10 yeterli görünüyor ki bu detayları çizebiliyorum henüz. Bakın göz çevresinde
Kapatıyorum. Çizime devam ediyorum. Bu kadar küçük bir bölümü de çizmeme izin veriyor hala. Devam edelim. Birinci çeperi bitiriyorum burada. Şu şekilde bir giriş olacak. Kare olmasına dikkat ediyorum çünkü. Dörtgen olmasına dikkat ediyorum. Özür dilerim. İç tarafına doğru devam edeceğiz. Önce ikinci çeperi bitirmek istiyorum. Gelelim iç taraftaki daha küçük bölgelere. Bakın hala da sinepim çalışıyor. Eğer baktınız çalışmıyorsa Options kısmından kolay bir şekilde derecesini azaltabilirsiniz arkadaşlar. İç çeperi de bitirdim. Gözün etrafında bulunan çeperleri de bitirdim. Ve bu şekilde devam ederek yüzün bütün kısmının aynı şekilde spline'lar kullanarak çizmiş olduğumuz topoloji referansına göre her tarafına spline'ları çizeceğiz gördüğümüz kırmızı bölgelere. Devam ettirelim ve spline'ları çizdikten sonraki haline geçelim. Line'ları kullanarak çizimlerimizi bitirdikten sonra ikinci aşamada bu line'ların hepsini birleştirip Edit Table Poly'ye çevireceğiz. Çizim yaparken bazı zorluklarla karşılaşmış olabiliriz. Örneğin yaptığımız çizimlerde bazı yerlerde mecburen üçgenler çizmiş olabiliriz. Bunları modelleme yaparken çözeceğiz. O üçgenlerden kurtarabildiğimiz yerleri kurtaracağız. Örneğin durum kısmında bazı yerlerde üçgen oluşuyor. Bakın gördüğünüz bu kısımda ama bu kısımda ayrıca modelleme yaparken detay girmemiz gerekecek. Daha sonra burunda düzeltmeler yaparken bunlar hakkında çalışmalar yapacağız buradaki kısımlar hakkında. Olabilir bu tür şeyler. Bazı yerleri boş geçmiş olabiliriz. Bazı yerleri üst üste iki sefer çizmiş olabiliriz. Bunları modelleme kısmında zaten düzelteceğiz. Line'larla çizim işlemini bitirdikten sonra arkadaşlar perspektife bir geçelim. Line'ların nasıl göründüğünü şu şekilde perspektife bakalım. Hepsine farklı renk vermeye çalışmışım. X elinden geldiği kadar. Bakın farklı farklı renkler duruyor. Herhangi bir line'ı seçiyoruz. Herhangi bir line'ı seçtikten sonra bu line'ı arkadaşlar diğer kalan bütün line'ları attach yapacağız. Bu attach yapma işlemini bu line'ı Edit Table Poly'ye çevirdikten sonra da yapabiliriz. Bu aşamada da yapabiliriz. Bakın burada attach line'ın alt kısmında geometri sekmesinde attach ve attach multi seçeneği var. Attach multi'ye tıkladığınız zaman size attach multiple listesini çıkartır ve burada geriye kalan bütün line'ları seçerek hepsini attach yapabilirsiniz. Bakın bir tanesini seçtim. Ctrl A'ya bastım ve attach dedim. Diğer bütün line'ları bu line'a attachledi. Line 0, 3'ü seçmişiz. Ve bu aşamada yapacağımız şey arkadaşlar line'ı Edit Table Poly'ye çevirmek. Edit Table Poly'ye çevirmek için burada veya sahnemizde üzerine sağ tıklayıp Edit Table Poly diyoruz. Bakın Edit Table Poly dediğimiz zaman arkadaşlar şu şekilde line'ları poligonlara çevirdi ve fark etmişsinizdir bazı yerlerde boşluklar var, bazı yerler hatalı bir şekilde duruyor. İşte bu kısımlar sizin ya çizmeyi unuttuğunuz yerlerdir ya da Edit Table Poly'ye çevirirken o line'ı işin içine dahil etmeden çevirmiştir Max. Örneğin göz çeperinde hiçbir yere atlamamışsınızdır veya burada kesinlikle çizdiğinizden eminsinizdir ama Max en fazla bu şekilde bir Edit Table Poly'ye çevirmiş olabilir. Bunları artık elimizle düzelteceğiz.
Yine front view'e geçelim. Bu kısımlarda nasıl işlemler yapacağız ona bakalım. Öncelikle arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şu anda sahnede bulunan her bir vertex, hemen seçelim ve bakın, snap'leri kapatıyorum. Her bir vertex ayrı ayrı durumda. Yani bunlar henüz birleşik değil. Bu yüzden bu vertexleri birbirine vertlememiz gerekiyor. Bakın hatta bazı vertexler var ki çizim içi dolmadığından dolayı tamamen bağımsız vertexler de olabilir. O yüzden vertex modundayken Ctrl A'ya bastıktan sonra bu vertexleri vertlememiz gerekiyor arkadaşlar. Velte basın. Zaten o vertexler hepsi üst üste olduğu için sağlıklı bir velt yapacaktır. Bazı yerlerde veltten dolayı şu şekilde karmaşa doğmuş olabilir. Buradaki edge'leri silerek temizlemeniz yeterli. Örneğin şu şekilde sağ tıkladım, remove dedim. Bakın. Sağ tıkladım, remove diyorum. Yalnız buradaki edge'in farklı bir durumu var. Remove yapmıyor. O zaman burada üst üste fazladan poligon olduğunu anlayabiliriz. Bakın. Tekrar geri alıyorum. Şu anda normal bir edge olarak duruyor. Yalnız burada üst üste fazladan poligon var. Bu yüzden poligon moduna geçtim, seçtim. Bakın. Altta kalan poligonu sildi ama üstte kalan poligon bu şekilde hala duruyor arkadaşlar. Öncelikle kolay yerlerdeki düzeltmelerimizi yapalım. Örneğin şu alın kısmında burada bir düzeltme yapacağız. Burada border kullanarak arkadaşlar 3'e bastım. Bakın buradaki kısmı da kapladı. Önce vertex, buradaki vertexlerin sağlıklı olup olmadığına bakalım. Bakın sağlıklı bir vertex yapısı yok şu anda burada. Bakın burada birleşmiş. Yalnız bu vertexler birleşmemiş. Welt dedim yine. Bakıyorum sağlıklı mı? Evet bu sefer sağlıklı. 3'e basıp sağ tıkladım. Cap dediğim zaman arkadaşlar bakın orayı capledi. Yine aynı şekilde buraya geleceğim. Yalnız burada şu şekilde bir şey yapmamız gerekiyor. Bakın aradan bir bağlantı geçirmeliyiz. O yüzden burada cap dediğim zaman sağlıklı bir capleme olmayacaktır. Bu yüzden edge modundayım ve sağa doğru çektim. Buradan bir edge uzattım. Daha sonra sağ tıklayıp target weld diyerek buraya yapıştırdım. Şimdi tekrar border'a geçtim ve burada kalan border'ı da sağ tıklayarak capledim arkadaşlar. Yine buradaki border'ı sağ tıkladım, capledim. Yine burada bir border oluşmuş ama bakın farklı bir durum söz konusu burada. Bu yüzden burada başka bir işlem yapacağım. İlla ki hatalar vardır çizimden dolayı. Bakın vertex moduna geçtim. Buradaki vertex'in havada kalmış. Tek başına yüzünü görüyorum. Yine şurada herhangi bir vertex sağlıklı mı değil mi ona bakıyorum. Sağlıklı, tamam. Şimdi şuradan yine target weld'le weld'lemek için uzattım ve şu edge'i target weld'le weld'ledim. Tamamdır. Buradaki vertex'i getiriyorum. Şuraya bırakıyorum. Bakın hizası burada duruyor. Daha sonra buradan yine çıkardım, uzattım ve target weld'le getirdim. Tamamdır. Şimdi bakıyorum. Burada bir sıkıntı söz konusu gibi ama sağlıklı bir şekilde orayı da capledim. Bakın burada yine bir cap'e ihtiyacımız var. Cap dediğim zaman şu şekilde bana farklı bir geriye kalan alanı da capledi. O yüzden burada da aynı şekilde edge uzatma moduyla şu gördüğümüz boşlukları doldurabiliriz arkadaşlar. Şu iki edge'i seçerek oluşan hatalara göre düzeltmeler yapıyorum. Bakın dışarıda kalan vertexler var. Şu iki edge'i, önce şu edge'i, target weld, daha sonra şuradan bir edge çıkartalım. Target weld, orayı da weld dedik. Bakın burada bir üçgen oluşacak. Bu üçgen oluşmaması için daha sonra modellemede farklı bir teknik kullanıp burada herhangi bir üçgen oluşturmayabiliriz. Bunu sonraki aşamada yani şu şekilde araya bir bağlantı daha çekebiliriz üçgen oluşmaması için. Farklı bir işlem yapabiliriz ama şimdilik kalsın, bu şekilde kalsın.
Bakın şurada da üçgenimizi de oluşturalım ki hatamızı orada unutmayalım. Connect dedim iki vertex arasına. Tamam. Bakın burada da bir üçgen var. Sağ tıkladım, cap dedim. Daha sonra burada da bir üçgen var. Sağ tıkladım, cap dedim. Burası burun deliği olacak. Burada daha fazla daha sonra çalışma yapacağım. Buradaki boşluğu da cap dedim. Bakın burada da yine farklı bir bağlantı söz konusu. Yalnız şuranın olmaması gerek. Sildim orayı. Buradan bu şekilde bir bağlantı çekilmesi lazım. Uzattım. Dark belt. Daha sonra border cap. Bakın burada yine şu taraftan uzatalım. Daha sonra dark belt diyeceğim. Tamam. Buradaki edge'i uzatalım. Tarıklar, tamam. Bakın burada da bir hata var. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Burada kare olması gerekiyor. Buralarda da aynı şekilde. Bu hataları arkadaşlar bildiğimiz modellemede kullandığımız araçlar sayesinde düzeltiyoruz. En son burada bakın edge var ama poligon oluşmamış. O yüzden edge'i sildim. Edge'i sildiğim zaman bakın farklı bir bağlantısı varmış o edge'in. Farklı bir oluşumu var. Buradaki iki edge'i tutup çekelim. Daha sonra bu edge'i target yapacağım. Şu andaki yaptığımız işlem tamamen modelleme için kullanacağımız referansın poligonlarını henüz hiçbir derinlik olmadan elimizin altında bulundurmak. Bu aşamadan sonra arkadaşlar yine bütün vertexleri seçip kontrol alt dedikten sonra weldlayın. Herhangi bir hata varsa tekrar bir daha weldlayın. O hataların gitmesini sağlayın. Bu aşamada perspektiften bakalım. Elimizde olan şey şu anda şöyle bir düz plane arkadaşlar. Elimizde olan şey bu. Line 03 at table poly. İkinci aşamada ne yapacağız? İkinci aşamada tamamen frontta karşıya göre aldığımız referansı bu sefer yandan bakarak vertexleri öne arkaya hareket ettirip derinliklerini vermesi için topolojiye göre yandaki referansa göre ayarlayacağız arkadaşlar.